Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Yine farklı bir yardayım. Yine satılık araçlarımızı göstereceğim size. 3 tane var. Diğer videolarda gelecek. Peş peşe mi olur, bir sonraki gün mü gelir bilemiyorum. Ama şimdilik ilk aracımızdan başlayalım. İlk aracımız bu. 2012 model. 40.238 kilometrede CLS 350 AMG Sport Paket. Şöyle etrafından bir dolanalım. Satış fiyatı 15.950 euro. Ama bu sabah baktım 15.900 euro olmuş. Aslında yen fiyatı olarak sabit bir fiyatı var. Euro olarak bir aşağı bir yukarı değişip duruyor. İlk başta koyduğumuzdan beri bir 500 euro daha ucuzlamış oldu araç. Ama yen fiyatı değişmedi aracın. Demek ki yen biraz değer kaybetti. Tam tersi olsaydı araç fiyatı yükselmiş olacaktı. Hazır 500 euro daha düşmüşken şöyle. Haberiniz olsun, bu araç 15.950 euroya tekamül ediyor. Hatta tam olarak 15.932 euroya tekamül ediyor. Az önce baktım. Tabii o bugünün tarihi itibariyle ama sitemizde 15.990 euro olarak görünüyor. 60 euro daha kârdasınız yani şu an. Şöyle arka kapının oraları da göstereyim. Efendim araba 40.000 kilometrede. Yanlış duymadınız. Hiçbir eksiği, çürüğü, çarığı, gediği, göçüğü yok. Kazası yok, boyalı parçası vesaire yok. Bildiğiniz sıfır ayarında bir araç. Engine bay'i de göstereyim size. Motor kaputunun altını. Evet. Böyle tertemiz. Sıfır gibi bir araç. Şuraları da göstereyim. Daha önceden bu araçtan aldık ve yine bu fiyata aldık. Yani ne pahalı ne ucuz. Bu kilometrenin, bu puanın piyasası bu şekilde. V6 motorlu. Şöyle bir de bir içine binelim. Evet. Güneş biraz karşıdan geliyor. İnşallah net görülüyordur. Şöyle acele etmeden güzel güzel gösterelim. Şu plakalığın vidası şuraya koyalım. Plakayı çıkartınca içine koymuşlar. Evet, içine bakacak olursa kilometremizi gösterelim. 40.238 kilometrede. Anahtarlarımız burada. Yedek anahtarım mevcut. Şöyle bir start'a basalım. Bir daha basalım. Hazır mıyız? Evet. Araç çalıştı. Buralar falan gayet güzel. Temiz. Hiçbir şekilde bir deformasyonu falan yok. Alacak olan müşterimiz için de dilini değiştirmiş olalım. İngilizceye. Evet. Sistemimiz İngilizceye dönmüş oldu. Butonlar böyle. Yani kullanılmamış gibi bir şey araç. 40.000 kilometrede zaten. Hep de soruluyor, neden bu araçlar düşük kilometrede, bir sıkıntı mı var bu araçlarda, neden böyle oluyor falan diye. Arkadaşlar sıkıntı yok. Japonya'da Mercedes'in bakımları zor. Yani zor derken pahalı. Nasıl Alman olmayan aracın Almanya'da bakımları pahalıysa, burada da Japon olmayan aracın bakımları pahalı olur. Bunların bakımları pahalı olduğundan bir hevesle insanlar alıyor ama çok fazla uzun süre kullanmıyor. Zaten genelde de Japonya'da şey kullanılır. Toplu taşıma araçları kullanılır. Toplu taşıma araçları kullanıldığından da arabalar çok fazla kilometre yapmaz. Bu araba 2012 model, 40.000 kilometrede. Bizim GTR'da 2014 model, 40 küsür bin kilometrede. Çok daha önceden, çok daha uygun kilometrelerde gönderdik. Şimdiden alana hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu fiyata zor. Almanya'da fiyatları 24-25 bin Euro'dan başlıyor bu modelin. Bu kilometreye yakın olanları. Genelde Hollanda, Fransa ve Almanya'dan alana çıkıyor. Ama Bulgaristan'a falan da tabii ki gider. Bulgaristan'a giderse konteyner fiyatı buraya ödeneceği için biraz daha artmış olacak. Almanya'ya göre 1000 Euro daha fazladan ya da 1500 Euro çıkmış olacak. Konteyner fiyatından dolayı Roro fiyatında gemi parasını limanda ödüyorsunuz. Bu FOB ücreti olmuş oluyor. FOB de ne demek oluyor?
araba artı Japonya masrafları, işte auction'dan buraya getirilmesi. Bakın bu farklı bir yard. Bu yardın sahibine ödenen ücret. Bir sürü araba var burada. Shared yard diye, yani ortak yard. Veriliyor. Bunlara da bir ücret veriliyor. Tabii belli bir ücret. Hepsi böyle. Bütün masraflarıyla içinde 15.950 euro. Beyaz isterseniz bu da var. Ama bu 16.950 euro. Şimdi ona da geleceğiz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Nasıl alacağım derseniz stok araçlar sayfamıza gidiyorsunuz. Orada hemen al butonuna basıyorsunuz. Oradan 1000 euro depozito otomatik olarak çıkmış oluyor karşınıza. Onu gönderince biz hemen size ulaşıyoruz. Ondan sonra bu arabayı sizin için ayırmış oluyoruz. Bir hafta içinde de aracın ücretinin tamamının bankadan gönderiyorsunuz. Ondan sonra aracı yola çıkartıyoruz. Araç gemiye binmeye hazır durumda. Bir dakika, bagajını da göstermedim. Bagajını da göstereyim. Evet. Bagajın iç kısmı da bu şekilde. Şöyle. Gördüğünüz gibi kullanılmamış desek yeri yani. Tertemiz. Altı da temiz. Şöyle bakacak olursanız. Evet, Japonya'yı bilmeyenler hadi canım atma, o kadar kilometrede düşük araba mı olur diyor. Ama insanlar alışmış tabii şey yapmaya, her yere arabayla gitmeye. Avrupa'da büyük yollar var tabii ve toplu taşıma buradaki kadar gelişmiş değil. Burada her yere insanlar trenle gidiyor. Trene gitmesinin bir sebebi de tabii ki nedir? Şehir merkezinde bu aracı bırakacak bir yer yok. İki bulsan çok pahalı. Aylık ödemeleri 800 dolar civarında Japonya'da şehir merkezinde. Arabayla işe gideyim desen, orada bir park yeri kiralasan ücretler aylık 800 dolar. O yüzden araçlar tabii ki düşük kilometrede olacak. Unutmadan lastikleri ve jantları da göstereyim şöyle size. Üzerinde Potenza lastikler var. Jantların durumu da oldukça iyi. Çatlağı matlağı yok. Bir odaklanabilirsek bir dakika. Oldukça güzel. Çatlak vesaire yok. Topuç da buradan görünmüyor ama şu jantın üzerine bakacak olursak gayet her şey iyi durumda. Yerli yerinde. Üzerinde kendi orijinal jantları var. Lastiklerdeki diş kısmı da şöyle bir bakayım odaklanacak mı? Böyle. Bayağı bir sağlam dişi var. Evet. Jantlarda da sıkıntı yok. Çizik çürük bir şey yok. Tamponlarda da sürtük bir şey yok. Altına bakacak olursak altı da böyle yağ kaçağı göçeği hiçbir şeyi yok. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.